Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Otomotiv sektörü hisselerinden biri olan Anadolu Isuzu hissemizi inceleyeceğiz. Videomuza başlamadan önce kanalımıza abone olup bizlere destek olmayı unutmayın. Hadi hızlı bir giriş yapalım. Arkadaşlar Anadolu Isuzu. Baktığımızda Anadolu sizin internet sitesi gayet açık bir şekilde bizlere ne iş yaptığını belirtiyor. Anadolu Isızı Big E ve Nova City Volt ile dünyanın en iyi prestij tasarım ödülü aldığını bir kapak resmiyle bizlerle paylaşmış. Şu resimde şu görsel de çok güzel. Elektrik ihtiyacının %70'ini güneş enerjisinden sağlayacağını bahsetmişler. Yine arkadaşlar Anadolu Isızı uluslararası çevresel raporlama platformu olan CDP değerlendirmesinde ticari araçlar sektöründe ilk sıradaymış. Böyle güzel güncel resimler bizlerin önümüze koymuşlar. Gayet başarılı performansı olan ürünlerden bahsetmişler. Hadi bir de Anadolu Isuzu'nun hakkımızda bölümüne başlayalım. Nedir Anadolu Isuzu? Arkadaşlar 1965 yılında temelleri atılmış bir şirket. Çelik ve montaj ünvanı altında başlayan faaliyetlerinin ilk aşamasında kamyonet ve motosiklet ürünlerini üretimini gerçekleştirmiş. 1986 yılına kadar Skoda markalı kamyonet imalatını sürdürmüşler. 83 yılında ise Isuzu Motor LTD ile varılan lisans anlaşması ile al, lisanslarını almışlar. 84 yılında İstanbul Kartal fabrikasında Isuzu araçların üretimine başlamışlar. Nedir bu Anadolu grubu? Anadolu grubu temelleri 1950 yılında atılan Anadolu grubu Onursal Başkanı Kamil Yazıcı ve İzzet Öz İlhan tarafından atılmış temeller arkadaşlar. Anadolu'yu dünyaya, dünyayı Anadolu'ya bağlayan yıldız olarak bir sloganlarımız mevcut. Sloganından bahsetmiştik. Aslında şurada Anadolu grubunun daha öncesi e, holding olarak da hissesini sayfamızdan bulabilirsiniz. Hemen arkadaşlar geçiyorum. Hızlı ilerlemek istiyorum. videomuzun kısa tutmak adına. Arkadaşlar Anadolu grubu 6 şirketiyle BİS'te işlem gören küresel gururumuz Türkiye dahil 19 ülke 80'e yakın şirket 66 üretim tesisi ve yaklaşık 80 bin istihdamla faaliyetlerini sürdürüyor. Yani böyle bir şirketten bahsediyoruz. Isızı motora geçersek Isızı motor arkadaşlar ticari araç ve dizel motor alanında küresel bir lider olan Isızı motor 1916 yılında faaliyete geçmiş. Disiplin, uyum, sadakat, iş ahlakı gibi Önemli erdemlere sahip Japon kültürünün temsilcilerinden Isuzu Motor ismini Japonya'nın en eski mabedi olan Iz shine of Mia yakınlarında Isuzu nehrinden almaktadır. Isuzu Motor Japonya'nın ve dünyanın önde gelen ticari araç ve dizel motor üreticilerindendir. Dünya çapında 130'dan fazla ülkeye satılan Isuzu ürünleri 23 ülkede en az bir ürün kategorisinde pazar lideridir arkadaşlar. Böyle güçlü bir kuruluştan bahsediyoruz. Buradan üretim tesislerine de bakabilirsiniz. Çayırova üretim tesis kapasitesi 300 bin metrekare arazi üzerine kurulu olup 97 bin metrekare kapalı alana sahiptir. Mevcut kuralı üretim kapasiteleri ve makine parkı ile yıllık toplam üretim kapasitesi 19 bin adet seviyesindedir arkadaşlar. Arge tarafına bakacak olursak Arge, Anadolu Isı sunu stresin temel taşlarından biridir. Küresel ve ulusal alanlarda artan rekabet ve değişen talep koşulları ARGE ve inovasyon çalışmalarının önemli tüm ekonomik aktörler için arttırmaktadır. Yani ARGE'ye yatırımlarını önemsediğini görüyoruz arkadaşlar. Çevre tarafına da bakarsak faaliyetlerinden bahsedilmiş burada. Arkadaşlar bunları da inceleyebilirsiniz. Sera gazı ile ilgili olan e, emisyon değerleri hesaplaması tamamlanmış. Bu tarz haberlerden bahsedilmiş arkadaşlar. Tabi araçların doğayı kirletmesi falan bunlarla ilgili de bilgiler verilmiş arkadaşlar. Bunları mutlaka inceleyin. Şimdi arkadaşlar hemen bir Anadolu ısısının hızlıca fin verilerine geçmek istiyorum. Biliyorsunuz otomotiv sektör hissemiz olan Anadolu ısısı fin verilerine göre 22.31 FK ve 4.06 PDD ile fiyatlanmakta arkadaşlar. Sermaye arttırım ve temettü tarafına baktığımızda en son 2017 yılında bedelsiz olarak %230'luk bir bölünme olduğunu görüyoruz. 2022 yılında ise 0.32 kuruşluk bir temettü veriminin olduğunu görüyoruz en son. Ondan önceki temettü verimi 2016. Yani 2016 daha bir temettü verimi sonra bir bedelsiz 2017 ondan sonra bir 5 sene bir duran geçmiş. Şimdi teknik analiz kısmına geçmek istiyorum. Çünkü Asuzu bir zamanlar dönemin çok konuşulan hisselerinden biriydi. O dediğim dönemler şurada zaten 2021 zamanı, 21 22 liralardayken Asuzu hep gidecek gidecek deniliyordu. İnanmadık. O zamanlar pek radarımızda değildi, bakmadık. Ama tabii ki takip edip değerlendiren arkadaşlarımız buradan itibaren yukarıya doğru yaklaşık %2000'lik bir marş sağlamış arkadaşlar. Çok 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 iyi paralar kazanılmış. Şimdi çok uzatmadan hemen teknik analizdeki e, görünüme geçmek istiyorum. Şöyle ki eğer teknik görünümüzü birazcık büyütecek olursak arkadaşlar haftalık görünüme geçtiğimde şurada bir üst kanal hareketi vardı. Ee, daha öncesinde bunu takip ediyordum. Şöyle. Şu anda şöyle bir çanakta diyebilirsiniz. katladı diyebilirsiniz. Her şeyi söyleyebilirsiniz ama çok fazla bulandırmaya gerek yok kafayı. Bu kanal hareketinin altında da fiyat hareketleri sergilediği için artık yakın zaman dilimine geçmek istiyorum. Sebebi ise şu. Çok fazla içeride yatırımcısının olduğunu düşünüyorum. Neden? Çünkü bizim küçük yatırımcılar çok sever ee, hızlı giden trene binmeyi. Baktığımızda arkadaşlar asuzumuz tepe noktasının 380 TL olduğunu görüyorum. 380 TL'den aşağıya doğru şu anki anlık fiyatından %56'lık bir düşüş. Ama ondan öncesi %61'lik bir düşüş sergilediğini görebiliyoruz. Şimdi şu siyah çizgimizi birazcık daha kalınlaştıralım. Arkadaşlar Asus'un net bir şekilde Ağustos 2022 tarihinden beri düşen trendde olduğunu gördüğünüz gibi söyleyebiliriz. Hala da düşen trendin devam ettiğini söyleyebiliriz. Şurada da bir temas sağlanmış fakat yukarı yönlü kırılımda başarılı olamamış. Yani hala düşen trendimiz devam ediyor. Şurada baktığımızda da bir oluşum ee, düşen kanal oluşumuydu. Bunu zaten siyahla belirteyim. Tekrar bir netleşsin. Su çizgimi de artık kaldıralım. Şöyle bir oluşumumuz mevcuttu. Şuralarda artık dip noktasına bir kez daha dokunarak Şubat 2023 yılında yukarı doğru bir tepki almıştık. Aldığımız tepkiyle de şu arada tekrar bir düşen kırılımı gerçekleştirdik. Aha dedik ufak ufak artık başlıyoruz. Ondan sonra ise arkadaşlar yaklaşık bugünkü gitgelle birlikte %11'lik ama anlık olarak da %6'lık bir getiri getirmiş. Şimdi ne söyleyebiliriz? Şimdi bu seviyelerden alan arkadaşların zaten %6'lık ya da satanlar içinde vurka çapanlar içinde %10'luk bir getiri sağlamış. Artık şu mavi çizginin aşağıya doğru kaybolmaması gerekiyorlar. Gerekiyor yani fiyatımızın buradan aşağıya düşmemesi gerekiyor. Sebebi de şu. ha Buralarda bir oluşum sergileyebilir. Şöyle yatay bir oluşum sergileyebilir. Ama bu oluşumun artık biraz daha e, hacim artarak devam etmesi gerekiyor. Çünkü mavi oluşum aşağı yönlü kırılırsa artık tekrar bizim aşağıda ineceğimiz seviye şuraların dibi olur ve bu sefer de 129-130 seviyelerindeki fiyatlar yeniden gelir. Bunu da hiç istemeyiz. Peki buralarda yatay bantta bu mavinin üstünde oluşum devam ederse ne olur? Fiyatımız birazcık burada dinlenir, birazcık hacim kazanır. Ondan sonra şu siyah artık şu siyahımızı yukarı yönlü kırmayı bekleriz. Onu hemen değiştirip bordo borda yaptım. Bu bordunun yukarı doğru kırılmasını bekleriz arkadaşlar. Ne zaman bu fiyat hareketimiz yukarı doğru kırıldı. Bunu hacimimiz de destekledi. Her sayımıza, mektimize birkaç tane daha indikatörümüze bakarız. Ama en önemlisi hacim. Hacimin de bunu desteklediğini görürsek. Aha burada trene bineriz işte. Yani trene kalkıp da buralardan binmeyiz. Buralardan bineriz. Net bir kırılım görmeden, net bir oluşum görmeden trene binmeyiz arkadaşlar. Bu çok 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 önemli. Hareketli ortalamalara baktığımızda neler söyleyebiliriz? Harekette ortalama tarafında günlük grafikte 21 günlüğün üzerine atmışız artık. Ama 200 günlük, 50 günlük ve 100 günlük harekette ortalamaların halen altında seyir devam ediyor. Yalnız 200 günlük ortalamanın da üzerine yeniden atmamız güzel bir oluşum. E, belli bir oluşumla yaklaşık arkadaşlar bu akümle süreci haziran ayına kadar sürebilir. Haziran ayına kadar belli oluşumlarla tabi sert hareketler gelirse daha erken sürer bu. Neden haziran dediniz hocam diye demeyin hiç sistem etmeyin ama yavaş ve durağan bir hareket seyrederse Haziran ayına kadar bu oluşum sergilenebilir. Şuradaki düşen kırılımını kırıp hareketli ortalamalarında üzerinde atarsak işte o zaman artık yavaş yavaş başlıyoruz diyebiliriz. Ama şu anki görüntüde çok fazla iyimser olamayacağım. Çünkü hala düşen trendin devam ettiği, düşen kanalın devam ettiği bir oluşum içerisindeyiz. Tabii ki böyle yakın zamanlı seviyelerde düşen kırılımları takip edilip buralardan bir vurkaç yapılabilir. Ne bileyim işte alsat yaparak elinizdeki lotları çoğaltabilirsiniz ama bunun içinde çok iyi bir takip gerektiğini sakın unutmayın. Çünkü borsamız şu aralar çok 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 kırılgan. Biliyorsunuz bir seçim dönemi var. Artık hani öncesinde seçimde adaylar kim olacak falan onun belirsizliği vardı. Şimdi artık kim yeniden seçilecek belirsizliği var. Çünkü nerenin taslağına nerenin anketine baksak her yerde farklı birisi cumhurbaşkanı adayı olarak seçilmiş gözüküyor. Bu belirsizliğin ben borsaya yarayacağını düşünmüyorum. O yüzden asıl belirsizlik bittiğinden sonra bizim borsada hareketlerimiz başlayacak. O yüzden bırakın buradaki akümüle süreci gerekirse Haziran ayına kadar sürsün. Yeter ki şu artık mavi trendin altına inmeyelim arkadaşlar. İnmeyelim ki birazcık oluşumumuz güçlensin, hacmimiz güçlensin. Şu vişne şuruyu, borda dediğimiz vişne şuruyu tarafında kıralım. Şu kırmızı çizgiyi yukarı yönlü. Ondan sonra artık şuralardan maliyetlenenler arkadaş maliyetlenen arkadaşlar için de bir yukarı yönlü yükseliş hareketini başlatmış olalım. Dediğim gibi teknik göstergede şu an düşen trend devam ediyor. O yüzden e, destek seviyelerinden alım yapmanın çok 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 önemi var. Yukarılarda içeride kalmış olan arkadaşlar için şu kırmızı dediğim şu. Tam kırmızı yapayım şunu. Kafama takıldı. Kırmızı çizginin yukarı yönlü kırılması çok 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 önemli. Yukarı yönünü kırıldıktan sonra heyecanlanan buralardan aa işte şöyle yazdılar uçacak kaçacak böyle bir şey yok. Tabii ki iyi bir haber iyi bir oluşum gelir. Ama bunu da zaten fiyat hareketinde hissedersiniz. Yani teknik kadar temel de önemli temel kadar teknik de önemli. Zaten şirketimiz kötü bir şirket değil bunu yatırımcısı olan arkadaşlarımızın hepsi biliyor. Gitmeyecek diye bir şey yok zaten düzeltmesini hemen hemen yapmış durumda. %50'lik bir düşüşten bahsediyoruz anlık olarak şuralardan tutan arkadaşlar için hiçbir şey zaten bu düşüşlerde. O yüzden arkadaşlar şu anki oluşumumuz bu şekilde. Düşen trend devam ediyor. Mavi çizginin altına düşmüyoruz. Mavi çizgi neresi derseniz 149 150 arası bir fiyat hareketi arkadaşlar bu mavi çizgimiz. Bunun altına düşmediği zaman herhangi bir sıkıntı yok şu an için. Ama yukarı yönlü hareket beklemek için dediğim gibi şu anda arada bir düşen kırılımı gelmiş. Bu gayet olumlu. Fakat asıl bizim düşeni kırmamız gereken yer şu kırmızı çizgimiz. O da gün gün ileriye doğru atar ama en düşük seviyede yakalayacağı yer 173 seviyeleri olur. Fakat yarın da bir yukarı yukarı derse bu sefer 195 seviyelerine doğru gelebilir. Yani teknik görünümde düşen kırılımını takip etmenin önemli olduğunu düşünüyorum. Umarım arkadaşlar e, sizler adına bir faydalı bir bilgi alışverişi olmuştur. Dediğim gibi düşen kırılımı sakın ama sakın atlamıyoruz sağlıcakla kalın bereketli günleriniz olsun umarım bol kazançlar elde edersiniz